Serdar Ortaç'la Hande Yener, şarkıcı Aleyna Dalveri'nin 26. yaş günü partisinde sahne aldı. Arkadaşlar, bugün Aleyna'nın yaş günü için buradayız. Hande Yener aramızda. Aleyna'cığım. Ve beraber, çağ baba, beraber Hande'nin sunumuyla pastamız gelecek. Ve beraber 22 yaşına giren güzel kızımızı 18. Ne yalan mı lan? Sen telefonda Serdar amca diye kayıtlıymışsın. Hadi be. Bak şimdi illa ben. Ulan amca Serdar mı diyorsun? Serdar abi diyormuş, pardon öyle attım tuttu. Bak hemen ki hepsini söylerim, yemin ediyorum. Bunun gerçek yaşı. Normalde. Ya ne lan? 26'yı bitirecek inşallah. Ben de amca olacağım, tamam peki. Paraların tamam. Yere düşmüş. Ne yaptım? Paraların yere düşmüş. Ha, para yağdırdılar abi, ne yapayım? Arkadaşlar pastamızı kesiyoruz. 1, 2, 3, 4. İyi ki doğdun Aleyna. İyi ki doğdun. Helal. Serdar Ortaç, meslektaşı Aleyna Dalveren'le beraber soruları yanıtladı. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Gerçekten. Yani kendime çok güzel bir parti yaptım. Sevdiklerim, bütün herkesi çağırdım. Çok güzel bir parti oluyor. Evet. Serdar abim de beni yalnız bırakmadı. Çok İçeride amca diyordu, şimdi abi diyor. Yaşım büyüdükçe küçültüyorum onu. Ben Aleyna'nın yaşı kaça girdi diye söyleyecektim. Gencecik kız kendi yaşından utanıyor. Ya böyle bir şey olamaz yani. Büyümek oldu. Harika bir şey. 25 ya, daha yeni bitti, 26 olamadı. Evet, 26'ya girdim. Kızım 25 yaşındakiler... 25 tamam, olmuyorum, 26'ya girdim şu an. Girdin ama daha gün aldın. Neyse. Doğru. Ortaç, Dalveri'nin gençken yazdığı Karabiberim şarkısını seslendirdiğini hatırlattı. Bu gece gel beni bol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Benim gençken yazdığım Karabiber'i okumuştu evet. Ale. Çok güzeldi. Ya çocuklar gibi heyecanlanmıştım o okuduktan sonra. Bana çok uğurlu geldi gerçekten. Çok şanslı geldi. Yani çok başka bir vefa borcum vardır gerçekten sevgili amcaya, Serdar Ortaç'a. Amcaya değil mi amcaya? Serdar abime candır. Yani öz abimden ayırmam o konuda gerçekten. Sağ olsun. Serdar Ortaç genç şarkıcıya espriyle takıldı. Bence harika. Hande Yener içeride şimdi şarkı söylüyor. Ben şarkılarımı söyledim, kutladım. Pastayı kestik. Ne dilediniz peki? Güzel. Ne dilediğimi de unuttum. Ne dilediğimi hatırlamıyorum o an yani. Yani bence koca moca dilemez bu. Yok. Umursamaz yani. İş. Evet, işten güzel başka bir şey düşünmez. Sağlık, huzur, mutluluk en önemlisi. Pandemi sonrası konserden konsere koşturan 52 yaşındaki Ortaç, kumar alışkanlığı nedeniyle biriken tüm borçlarını ödediğini açıklamıştı. Yoğun bir temposu içinde konserler nasıl geçiyor? Güzel, çok güzel eğleniyorlar. Darısı başına sana da i̇nşallah, istiyorum. Büyük inşallah. Şöyle güzel konserler. Bir şarkılar var mı? Yapıyorum evde. Bir sürü şarkı var da. İşte vakit olursa çıkartacağız. Geçen hafta verdiği röportajda gece birden sonra uygulanan müzik yasağını destekleyen Serdar Ortaç, Cenk Eren gibi ünlü meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştı. Eren, bir sanatçı yasakları savunur mu hiç? Ah Serdar'cığım, nerelere savruldun sen böyle? Mesajını paylaştı. Serdar Ortaç sözlerine açıklık getirdi. Bence 2 saat yeter ya. 10'da çıkalım, 12'de inelim yani konserler için. Yani abartmaya gerek yok. Madem yasa var, yasalara uyacağız yani. Ya insanlar rahatsız oluyor olabilir. Ama konserler için ben dedim yani 12'ye kadar yeter diye. Ya konser için ama gece eğlencesi tabii insan eve gitmek istemiyor, eğlenmek istiyor. Ama bence çok fazla sinirlenmemek lazım. Yeter yani. 10'da çıkarız, 12'de ineriz. Eskiden 12'de çıkıyorduk, 2'de iniyorduk. Konser için söylüyorum bir daha. Ama eğlence için bilmiyorum. Kulüp saati için değil herhalde. İsteyen sabahlıyorsa sabahlasın.